birçok şehrin önemli sorunlarından bir tanesi de malumunuz kaldırımların işgali konusu. Tabii Tokat'ta da zaman zaman bu tip konularda bizler de hem vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda buna göre bir işlem yapmak, hem de bunu yaparken de esnaf kardeşlerimizi bunu güzellikle anlatmak, izah etmek için zaman zaman bu tip çalışmalar yapıyoruz. Özellikle gerek seçimden önce ve seçim ve akabinde seçim sonrasında bu konularda halkımızla gezdiğimizde en yoğun talep aldığımız konuların başında da bu konu geliyordu. Tabii ki özellikle şunu söylemek isterim. Esnaf bizim başımızın tacı. Esnaflarımız bizim Tokat'taki en önemli paydaşlarımızın başında gelmekte. Onlar geçmişin ahisi, şu anında belki toplumumuza yön veren ve sözüne inanılan, fikrine danışılan önemli belki de insanların başında gelmekte. Bir defa her zaman şuna inanan bir insanım. Şehri eğer biz büyüteceksek, geliştireceksek bunu ancak esnafla yapabiliriz. Esnafımız da bu işleri ve şehrimizi büyütebilir ve geliştirebiliriz. Buna can yürekte inanan bir insanım. Onun için de esnafın her zaman bizim kalbimizde de, gönlümüzde de, hatta şehrimizin gelişmesinde de önemli bir yeri olduğunu bir kez daha burada söylemek isterim. Tabii bunu yaparken de haliyle bir iş yaptığınızda da başkasının da haklarını halel getirmemek ya da onların da memnuniyetsiz olacağı bir olaya da sebebiyet vermemek lazım. Bu her olay için geçerli. Bir belediyecilikte de bu geçerli, bir sivil toplum kuruluşu çalışmasında da bu geçerli, bir STK'da da veya ne yaparsanız yapın her konuda bir defa hakkı, hukuku da gözetmek gerekiyor. Bu noktada da biz de değerli esnaf kardeşlerimize biraz sonra bunları söylemeyi arzu ediyoruz. Onlara şehrimizin hepimizin olduğunu, bu şehirde herkesin yaşadığını, şehirdeki insanların herhangi bir konuyla alakalı eğer ki bir rahatsızlığı olmuşsa, bu konunun da çözülmesi eğer gerekiyor ise bunu hep birlikte, hep beraberce bir çözümle yapmamız gerektiğini onlara biraz sonra inşallah ifade etmiş olacağız. Ve bu anlamda da hazırladığımız güzel bir broşürü de onlara da takdim edeceğiz. Akabinde de onlardan bu konuyla alakalı bir özveri bekleyeceğiz. Onlardan bu konuda bir yardım talep edeceğiz. Onlardan bu konuyla alakalı bizim bu el uzatmamız, onların da el uzatmasını talep edeceğiz. Ve inşallah da hep birlikte, hep beraberce bu güzel şehrimizde sorunları birlikte ve beraberce çözmüş olacağız. Tokat hepimizin birlikte yaşadığımız bir şehir. Burada yaşıyoruz. Burada yaşıyorsak kirletmeyeceğiz, temizleyeceğiz. Hep beraber düzenli ve tertemiz yaşayacağız diye ben düşünüyorum. Burada ben esnaf ve sanatkar temsilcisi olarak belediyemize yardımcı olacağımızı sözünü veriyorum. Çünkü esnafımız muhteferdir. Esnafımız kanı gönüllüdür. Sayın Başkanım da ifade ettiği gibi kesinlikle kural ve kanun dışı bir şey yapmaz ve kurallara, kanunlara uyacaklarını ben düşünerek bu sözü de veriyorum. Belediyemize esnafımız, esnaf ve sanatkarımız her zaman belediyemizin yanındadır. Belediyemize de yardımcı olacaktır. Bu konuda da işte başkanla beraber yürüyeceğiz. Esnafları ziyaret edeceğiz. Bu konuda sözünü de alacağız. Ve şehir hepimizin, herkes kapısının önünü temizlerse belediye yardımcı olur. Başkanım her zaman gönlümüzün gülü başkanım. Kendisine, memleketimize adamıştır. Güzel hizmetlerden biz kahveciler olarak bütün halkın içerisinde olarak da halkın şu andaki %70-80 gönlüne katılmış başkanımıza konuşmalarının hepsine katılıyoruz. Hepsini içtenlikle şey yapıyoruz. Esnafımıza da gereken uyarıları yapacağız. Sabıkalarımıza, belediyemize yardımcı olacağız. Belediye ile Esnaf Odaları Birliği olarak çalışma başladık. Temiz şehir, temiz kaldırım. İnşallah. İnşallah sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz.